Özel Esentepe Hastanesi Olay Sağlık Programını sunar. sağlıktan herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda bel ve boyun fıtığını konuşacağız. Birçok kişi bu ağrılara maruz kalıyor fakat teşhisini koymuyor, doktora gitmiyor ve bu ağrıları hayatını kabusa çeviriyor. Biz de nasıl tedavi edilir? Nasıl tanısı konulur? Alternatif tedavi yöntemleri ne kadar etkili? Bugün bunları konuşacağız. Hemen konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Osman Okan Yaman bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam çok sık rastlanıyor. Bel ve boyun fıtığı. Hatta fıtık dediğimizde birçok kişi "Aa bende var, komşumda var, annemde var." mutlaka ki ya kendimize ya yakın çevremize bu hastalığa, bu rahatsızlığa rastlıyoruz. Evet. Biraz da çalışan insanın rahatsızlığı aslında oturuş bozukluğu birazdan evet. onlardan da bahsedeceğiz. Hareketsiz yaşam, obezite birçok etkeni var bu hastalığın ve sıkıntının. Dolayısıyla sizden öğrenelim. Fıtık nedir hocam? Fıtık nedir? Fıtık öncelikle konuya herkese ağrısız günler dileyerek başlayalım. Evet. Ee, Fıtık e, omurga yani insanın e, vücudunun tutucusu olan e, vücudun ortasındaki e, kemiklerin arasındaki eklemlerin patlamasıdır. Hı hı. Yani e, şurada basit e, anlamda gösterecek olursak insanda bir sürü omurga vardır. 32 omurgası vardır insanın. Evet. Bu omurgaların e, aralarında eklem yapıları vardır ki bunlar insanların rahat hareket edebilmesini önerir. Bir yerden düştüğünde veya ani travmalardan korunmasını, vücudunun zarar görmesini önler. Hı hı. Ee, bunun ortasında bunu bir e, e, yapı yani balon gibi düşünürsek ortasındaki e, yumuşak e, dozdaki e, do bir dokunun hı hı. E, sağından solundan patlaması sonrasında e, vücuttaki sinirlere bası oluşmaya başlar. Buradaki gibi ortadaki sarı yapının nasıl kenara doğru çıktığını görebiliyoruz. Bu eğer ki e, kıkırdak yapı sinire değer veya siniri sıkıştırırsa biz o zaman e, fıtık yani boyunda olursa boyun fıtığı, e, belde olursa bel fıtığından e, bahset, bahsediyoruz. Evet. Peki hocam bel ve boyun fıtığının oluşum sebepleri nelerdir? En önemlisi stres. Hı. Yani toplumumuzda e, çalışma hayatının e, ve çalışan insan sayısının daha da artmasıyla beraber... E, Stres de birinci planda e, aslında fıtığın e, oluşmasına neden olan faktörlerden birisi olmasına rağmen birinci planda geliyor. İkincisi e, çalışma şartlarının ağırlığı, bir de e, spor yapmama. Yani hı hı. üç önemli neden olaraktan e, bunu gündeme getirebiliriz. Hı hı. E, bu kadar sık rastlanan bir rahatsızlık olduğundan soruların da geleceğini düşünüyorum ben. Dilediğiniz soruyu yönlendirebilirsiniz bel ve boyun fıtığı ile ilgili ve hemen telefon numaralarını vermek istiyorum. 0224 331 70 75 0224 331 7075 telefon numaralarından bizlere bel ve boyun fıtığı ile ilgili dilediğiniz soruyu yönlendirebilirsiniz. Tekrar etmekte fayda var. Hocam bel ve boyun fıtıklarının oluşum mekanizması nasıl oluşuyor peki? Oluşum mekanizması şimdi insanın vücudunda bir sürü kas yapısı var. Hı hı. Bu omurga yapısına yani ortadaki kemik yapıya destek oluyor. Eğer ki kas yapısını biz güçlendiremezsek daha sonra omurga üzerine çok yüksek miktarda bu eklemler üzerine yük, yük binmekte. Evet. Yani sağlam kaslı kaslarını çalıştıran bilen bir insanla çalıştıramayan insan arasında %30 daha fazla. Mesela çalıştıramayan bir insanda %30 daha fazla omurgaya yük binmekte. E Tabii bunların belli dirençleri var. Hı hı. eğer ki bel bölgesi için söyleyeyim. Karın ve sırt kaslarını, boyun bölgesi için omuz kavşak kaslarını çalıştıramazsak bu omurga üzerine belirgin bir yük bindirmekte ve o aradaki eklem yapılar, biz onlara disk diyoruz. Disk yapılarının bozulması ve patlaması söz konusu olabilmekte. Ne kadar bir yükten bahsediyoruz hocam? Obez bir insan için konuşacak olursak bel fıtığı görülme olasılığı çok yüksek. Kesinlikle. Obez bir insanda. Dolayısıyla ne kadar bir yük giniyordur? Normal kilosunun üzerinde 15 kilonun üzerinde yükün kaldırılması insanlar için bir risk faktörü. Özellikle bel için. E, Tabi bu yurt dışında tüm ağırlıklar 15 kilo üzerinden mesela iş güvenliği aç, e, açısından 15 kilo ve e, 6 olarak hesaplanırken Türkiye'de hı hı. mesela inşaatta çalışan bir işçinin 40 kiloluk veya 50 kiloluk bir çimento torbasını kaldırması kendi e, vücut ağırlığı üzerine e, 50 kilo daha bindirmesi demektir ki bu e, disk için e, çok büyük bir e, risktir. Evet. Yani diskin taşıyabileceğinin üzerinde çok büyük bir risktir. Ama e, normal kilosunun üzerinde 15 kilonun üzerinde e, Fazla kilosu olan bir insan için de aynı yük taşımış veya taşımakta olan bir insanı e, gözünüzde canlandırabilirsiniz. Hı hı. E, 50 kilo olması gereken bir insanı 70 kilo olması direkt olarak bel fıtığına eee yatkınlığı artırır evet. anlamına gelir. Evet. Peki o az önce çimento kaldırmaktan bahsettiniz. Kişilerin iş yükü daha farklı sonuç evet. olarak bizler ofis çalışanları olarak oturuş bozukluğundan belki fıtık oluşumu olabilir ve hareketsiz yaşamdan. Ama dediğiniz gibi ağırlık kaldırmak, o ağırlığı kaldırış biçimi, Kesinlikle. çömelmeden kaldırmak var olan bir fıtığı mı tetikler yoksa direkt fıtık oluşumuna etken midir? Şimdi insanların doğuşta aynı anatomik yapıya sahip olduğunu kabul edersek zaman içerisinde, yıllar içerisinde bunun üzerine binen tabii ailesel faktörler de var, hı hı. yaşama biçimi var, romatizmal hastalıklar gibi değişik hastalıkların evet. o diskin, eklemin yapısını bozması söz konusu olabilir. Hı hı. Bunun üzerine biz eğer ki spor yapmayı bir alışkanlık haline getirsek, kaslarımızı güçlendirsek tabii ki e, bu e, faktörden yani bu hastalıktan uzak kalmış oluruz. Aynı zamanda stresten uzak kalmak çok çok önemli. Stres birinci faktör olarak, yani bel fıtığı ve boyun fıtığında stres birinci faktör olarak e, aslında belirlenmiş. Yani ağır yük kaldırmaktan daha önemlisi stres. Evet. E, stresten uzak kalmamız gerekiyor. Pek Bunun mümkün dışında değil. da günlük e, oturma, kalkmada ee, vücut anatomisine, vücut omurga anatomisine çok çok dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Mesela otururken dik oturmak, çalışırken e, mümkün olduğunca boynumuzu ve belimizi dik konumda tutarak çalışmak, hı hı. Ee, gene ağır yük kaldırırken e, mesela yerden bir şey eğilip alacağımız zaman bacakların hafif kırılarak e, onu kaldırmaya çalışmamız e, çok çok önemli. Hı hı. Ee, bazı meslek grupları var yani onu ben geçen de e, araştırırken neden bunların içerisinde mesela hamalların olmadığını merak ettim ve bunu araştırdım. Hamallar yük kaldırmayı biliyor aslında. Evet. Yani o kadar yük kaldırmalarına böyle rağmen. Böyle evet. kalkıyorlar. Evet. Bildikleri için de e, yani bel fıtığı olayı aslında çok fazla gözükmüyor hamallardı. Ama en fazla bel fıtığı e, olan gruplar e, bizim ev kadınlar. Evet. Yani dikkat çekici şekilde ev kadınları daha sonra işte e, bunu takip eden diğer meslek grupları var. Hı hı. Mesela titreşimle çalışan insanlar da e, çok yüksek oranda görülebiliyor. Çalışma yaşamında olan insanlar da çok yüksek oranda görülebiliyor. Tabi bunda da boyun fıtığı ve bel fıtığında da e, çalışma grupları açısında e, farklılık var Evet. Görülme sıklığından da bahsedelim hocam. Çok sık görülüyor dediğimiz grupları sınıflandırdık şu an. Fakat ne kadar görülüyor ülkemizde? Bunun bir oranı söz konusu mu? Şimdi bel ağrısı olmayan insan yok. Hı hı. Yani toplumda bel ağrısı çeken insan yaklaşık toplumun yüzde seksenine kadar çıkabiliyor. Boyunda da boyun ağrısı çeken de yüzde altmışına kadar çıkabiliyor. Ama bunlar da en büyük grubu erkeklerden daha belirgin olaraktan kadınlar oluşturmakta. Kadınlar birinci sıraya. Nedenleri neler hocam? Stres. Mesela obezite dediğiniz gibi evet stres çok önemli bir faktör. Stres. Hele ki ev hanımlarında e, gerek e, temizlik gerek çocukla uğraşma gerek evet. eve eşi geliyor onunla ilgileniyor vesaire onun iş yükü aslında birçok iş grubundan çok daha yüksek stres kesinlikle katılıyorum o faktör önemli fakat onun haricinde de obezite hep bahsediyorum bundan kadınlarda bir faktör. evet kadınlarımızda maalesef ki çok daha fazla görüldüğünden fıtık oluşumu da belki bununla doğru orantılı olabilir doğru orantılı bir de kadınlarda fıtık oluşumunun bir nedeni de erkekler biraz daha aslında kendilerine bakıyorlar. Kadınlar biraz daha kendilerini öteliyorlar, şikayetlerini öteliyorlar. Hı hı. Ee, ve e, araştırmalarda mesela kadınlarda görülen e, oran daha yüksek olmasına rağmen ameliyat olma oranı daha düşük. Evet. Yani daha yüksek e, ka, erkeklere göre. Hı hı. Ee, bunun nedeni de e, şu, kadınlar son aşamada geliyor doktora. Son aşamada evet öteleniyor, öteleniyor, öteleniyor. Son Hı. aşamada geldikleri için ameliyat olma oranları erkeklere oranla daha yüksek. Evet. Erkeklerin ameliyat olma oranı ise kadınlara göre daha düşük. Evet. Peki bir de e, yeni yeni artık gençlerde de görülmeye başlandı fıtık. Evet, tabii. E, bunun nedeni nedir hocam? Valla bunun en fazla şeysi okul çantalar. Yani ben e, iki sene falan oluyor. 11 yaşındaki bir çocuğu ameliyat etmek zorunda kaldım. Çok genç. 11 yaşında çok genç yani 11 yaş değil literatüre baktığımız zaman. 7 yani aylık daha, bir bebekte de var tabii sanıyorum. Tabii çok çok daha düşük yaşlara inebilmiş durumda. Hı hı. Ee, okul çantalarının çok ağır olması, onların bilinçsizce kaldırılması, çocuklara hı hı. aşırı yük bindirilmesi özellikle yani günümüz artık bilgisayar çağıyken kitapların taşıtılması, o kadar kitabın taşıtılması tabii ee, olumsuz olarak çocukların e, omurgalarını etkiliyor. Hı hı. Ee, çarpıcı başlıklar var hocam önümde. Mesela hapşırma da fıtık riskini artırıyor diye. Bunun nasıl bir etkisi var? Bir anda basınçla olan bir şey mi? Tabii ben e, az önce e, şurada da göstereceğim gibi disk omurgaların arasındaki bir balon gibi. Hı hı. Yani ani yük kaldırma, öksürme, hapşırma e, yani şu aradaki diskin ani olaraktan e, yük binmesine neden oluyor. Eğer ki bunun en zayıf yerleri zaten e, sağ ve soldaki açıklıklar. Evet. Burada bir aşırı yük binmesi olursa içerideki jelsi kıvamındaki e, çekirdek dediğimiz kısım yırtılıp oradan çıkabiliyor. Yani hapşırma, öksürme, işte özellikle yolculuk yani yollardaki kasisler <laughs> e, onlar e, her geçildiğinde omurga üzerine belli bir yük bindiriyor. Aynı arabadaki amortisör sistemi gibi evet. vücut onu tampon etmeye çalışıyor. Tampon edemediği güç noktasında da yırtılıyor. Yırtılınca da fıtık gündeme geliyor. Evet. Hocam bir telefonumuz var dilerseniz onu alalım. Cemile Durmuş bizi arıyor Bursa'dan. Alo. Alo. Buyurun Cemile Hanım. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben biraz sıkıntıdan ameliyat oldu düzelemedim. Altı ay oldu yani. Hiçbir iş şey yapamıyorum. Evet. Ameliyat oldunuz ve düzelemediniz. Bunu evet. soruyorsunuz. Nedenini değil mi? Evet. Dedim. Üç tane fıtık var. Birini daha falan. Küçük kaldı bıtıkları. Hı hı. Şimdi e, şimdi hastaların beklentisiyle bizim beklentilerimiz tabii ki farklı. Hı hı. Yani kimi hastalar o kadar büyük beklentiyle geliyor ki. Yani cerrahi teknikler tabii ilerledi. Gelişti. Evet. Hastane sü karış süreleri kısaldı. Bir de insanların bazen doktora geliş zamanları çok geç olabiliyor. Yani çok güzel bir cerrahi yapılsa dahi orada yer alan yapı sinir. Yani kendisini çok zor tamir eden bir yapı. Evet. Ee, yani e, basitçe vücutta üç tane doku var. Göz dokusu, diş dokusu ve sinir dokusu. Yani bunlar kendilerini çok zor yeniliyorlar veya yenilemiyorlar. <laughs> ee, eğer ki Cemil Hanım da ileri aşamada hekime başvurmuşsa, e, tabii bunun tekraren e, tetkiklerle araştırılması gerekir. Cerrahisi nasıldır, nasıl yapılmıştır, eksik midir, fazla mıdır? Yani bazen her şey yapılsa dahi e, sonuç Olumlu olmayabiliyor. En azından hekim evet. açısından olumlu olsa da hastayı mutlu etmeyebiliyor. Evet. Biz de buradan geçmiş olsun diyoruz Cemile Hanım. Ee, geç kalmadan bazı şeyleri tedavi etmek için erken teşhis hep söylüyoruz çok önemli birçok hastalıksa, Bu da öyle. Ertelemeden doktora gidin lütfen. Ee, hocam başka bir başlık ise biz devam edelim. İnce boynlularda daha çok görülüyor boyun fıtığı. Bu doğru mudur? Kesinlikle ince boyunlarda, uzun boyunlarda boyun fıtığının görünme e, riski daha fazla. E, bunun nedeni de boyun etrafındaki kas dokusunun e, boyun kemiklerini yeterince koruyamaması. Hı hı. E, yani eğer ki ama yani illaki uzun boyunlu olduğunuz zaman boyun fıtığı olacaksınız anlamına gelmiyor. Yani hı hı. düzgün sporunu yapan, egzersizini yapan, vücut evet, konumuna, postuna dikkat eden birisinin Böyle bir riskinin olmayacağını düşünebiliriz. Evet. Yanlış pozisyonda oturmayı şimdi biraz daha detaylandıralım hocam. Ee, yanlış pozisyonda oturmanın bel ve boyun fıtığına etkisini sizden dinleyelim. Yanlış pozisyonda oturmak omurganın e, ters veya yanlış konumlanmasına neden oluyor. Yani e, dik oturmak yani omurganın karın ve sırt kastanca e, daha iyi korunmasını sağlıyor. Hı hı. Onun dışında boyun içinde aynı şekilde sabit noktaya baktığımız zaman eğer ki e, boynumuz çok eğikse veya şeyse e, yanlara doğru açılıysa bu kaslar yeterince e, koruma fonksiyonunu yapamıyor. Hı hı. Diskin üzerine eklemin üzerine binen yük dengeli dağılamıyor. Evet. Aynı nedenle de boyun fıtığının oranı giderek artıyor bu konudaki insanlarda. Evet hocam bir telefonumuz daha var. Soner Köklü arıyor bizi Mersin'den. Alo. E, merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. E, hocama bir sorum bu. Şöyle bir şey. E, bir eşim bel kaymasından dolayı ameliyat oldu. E, dört tane e, belde platin var. Şimdi bazı kişiler de diyor ki bu da 8 sene falan oldu. Bu e, platinler çıkarıldığı zaman tekrar bir eski yapısına kavuşur falan veya da bir ameliyat daha geçirirse kavuşur dedi. Öyle bir şey var mıdır, yok mudur? Bunu öğrenmek isterim. Soner Bey öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bele konan vidaların, yani platinlerin yapıldığı dönemde hekiminiz eğer ki aynı bölgeye hareketsizleştirme yani kemik yama koymuşsa bu vidaların çıkartılması herhangi bir e, risk taşımaz. Yani ona biz füzyon diyoruz. Füzyon süreci yeterli ise iki sene içerisinde o platinlerin çıkartılmasını e, öneriyoruz hatta. E, yurt dışında genelde iki 3 sene sonra bu vidaların alınmasını e, öneriyorlar. Ama e, ameliyat eğer ki e, kemik kullanılmamışsa o vidaların tutucu fonksiyonuna e, az da olsa yani iki sene sonra tutucu fonksiyonları neredeyse e, çok düşük oranlara iniyor. Ee, kalmasında da fayda görüyoruz. Tabii ki bir hekimin değerlendirmesi gerekiyor. Evet. Çok geçmiş olsun Soner Bey. Ee, hocam Az önce saydıklarım dışında işte yoğun bilgisayar kullanımı da yine zaten oturuş bozukluğunu tetikleyen bir şey. Sürekli yakınlaşması o omurganın daha şeklinin bozulmasına sebebiyet veriyor. Fakat onun dışında bende olan başka faktörlerde balonlaşma mesela. Balonlaşma ne demek hocam? Şimdi bel fıtığının değişik aşamaları var. Hı hı. Yani e, tabi bu e, diskin yapısında Önce balonlaşma yani küçük kabarıklıklar tarzında başlıyor. Ee, daha sonra bu balonlaşma olan yerden giderek şişme ve e, patlamalar meydana geliyor. Patlama olduğu dönemde biz bir el fıtığından bahsediyoruz. Ama tabii bu e, fıtık diyene kadar e, orada bir balonlaşma, işte kabarıklık, e, daha sonra patlama hı hı. veya da, o pat parçanın eğer ki omurga kanalına çıkması söz konusuysa sekestrasyon dediğimiz değişik aşamalarına geçiyoruz. Evet. Yani bel fıtığı e, demek e, bel fıtığını e, tedavide gruplandırmak için öncelikle zaten o aşamaları bilmek gerekiyor. Evet. Bir de çıkıntı diye bir şey var. Protrüzyon diye geçiyor. Çıkıntı, yetiyor. protrüzyon veya evet. işte prolapsus bunların e, değişik aşamalarını ifade ediyor. Hı, hı. Sigara içmek peki nasıl etkiliyor? Yine e, o var e, önümde. Sigara. Kötü beslenme, sigara içmek, bunlar dolaylı yoldan mı etkiliyor yoksa direkt olarak etkisi var mı? Yok, direkt olarak etkisi var. E, disk dediğimiz omurga'nın etrafında, e, yani e, buradaki gibi gene e, diskin etrafında ve diskin içine giren bir sürü kan damarı var. Hı hı. E, şimdi e, sigara içen bir insanda nasıl ki kan damarı daralıyorsa? nasıl beyin damarı da daralıyorsa omurga'ya giren e, yapıda da damarlarda da bir daralma ve e, beslenme bozukluğu oluş oluşuyor. Evet. Yani yurt dışında mesela Amerika'da çoğu hekim sigara içen e, hastaları ameliyat etme taraftarı olmuyor çünkü cerrahi tedavi çoğu insanda başarısız olduğu gibi e, iyileşme süreci de çok uzuyor. Hı hı. Bel ve boyun fıtığının bulgularını da konuşalım hocam. Her bel ve boyun ağrısı fıtık mıdır? Bunu da açıklandıralım. Değil yani bel ve boyun ağrısında etkenlerden bir tanesi fıtık. Hı hı. Ama bu bölgede yer alan adel ağrıları, tümörler, işte omurga eğrilikleri ve daha sayılabilecek 200 üzerinde neden var. Burada ağrı yapabilecek enfeksiyonda bir neden mesela. Hı hı. Ama biz burada en önemli... E, faktörün e, fıtıklaşma veya omurga yani eklem problemi olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, e, Sadece ağrı yeterli oluyor. E, halk arasında bir de şöyle bir şey vardır hocam. Bel fıtığı teşhisi konulur mutlaka. Ve bacağı vurduysa ben kesinlikle fıtığım deyip doktora gidip hatta direkt tanı ve tetkik yöntemleri uygulanmadan ben fıtığım doktor bey beni tedavi edin diye e, dilekte evet. bulunurlar. Bu doğru bir şey mi? Direkt ayağı mı vuruyor hocam? Yok. Tabii halk öyle geliyor. Bazıları da gerçekten haklı çıkıyor. Bazılarını hı hı. E, tabii biz araştırıyoruz. Yani her gelene biz bel fıtığısın demiyoruz. Evet. Yani ön planda bel fıtığı gerçekten birinci planda yer aldığı hı hı. için halk da öyle biliyor. Çevresinde de çok fazla bel fıtığı var. Aslında halk hastalığını biliyor. Hı hı. E, ama biz onun fıtık diyebilmek için... E, bir sürü grafi çektiriyoruz, MR'larını yaptırıyoruz, sinir ölçüm testleri yaptırıyoruz, hı, hı. tomografiler yaptırıyoruz. Onlardan sonra eğer ki hani görüntülerde hastanın şikayetini ve muayenesini destekliyorsa siz bel fıtığısınız veya boyun fıtığısınız diyebiliyoruz. Evet. Bir izleyicimiz daha arıyor. Bel fıtığının ve boyun fıtığının görülme sıklığını da buradan anlamış oluyoruz hocam. Bursa'dan arıyor izleyicimiz. Alo. Hayırlı günler doktor Te bey. Teşekkürler buyurun. Ee, ben uzun süredir bel fıtığı hastalığı var bende. Her yıl doktora gidiyorum. Kalça kemiğiniz düzelmiş diyorlar, e, doktor bey diyordu. E, şimdi yine bu sene yine ağrıyor. Kalça kalça tarafımdan kemiğim çok ağrıyor. Oturup kalkırken zorluk çekiyorum. Acaba onu ne yapabilirim, doktor bey? Rica ediyorum sizden. Evet. Geçmiş olsun. Buyurun. Şimdi e, bel pıtının e, nedenlerinden bir tanesi omurga eğrilikleri veya omurga'nın konumunun sağlanmaması diye söylemiştik. Hı hı. E, Kalça kemiği yani diyen kemiğinin eğri olduğu veya ayak kısalığı durumunda kalça kemiğinin bir terazi gibi düşünün. Bir tarafına e, eğildiğini düşünün. Omurgada onun ortasında çıkan bir yapı olarak e, normal konumunu koruyamayacaktır. Evet. Dolayısıyla omurga sorunları e, muhtemelen olacaktır. Yani eğer ki e, hanımefendinin de bu tür şikayeti varsa kalça kemiklerinin gerçekten bir problem var mı yok mu... İşte o terazi dengede mi, yani kalçalayan kemiğin terazisinde e, dengesizlik var mı? Onu öncelikle ortopedist arkadaşlarla görüşüp eğer ki o her şey yolundaysa ağrının omurga açısından tetkik edilmesi gerekmekte. Evet, tekrar çok geçmiş olsun diyoruz buradan izleyicimize. Evet. Hocam bir de farklı bir kavram daha var. Dar, e, kana, dar kanal nedir? Önce bunu sormak istiyorum ve niçin bel fıtığıyla karıştırılan bir rahatsızlıktır. Bunu açıklar kavuşturalım derseniz. Şimdi e, az önce omurgalardan bahsetmiştik, eklemlerden bahsetmiştik. E, burada da gene göstermek istiyorum. Omurganın arkasında bir kanal var. Hı hı. Bu e, insanın beyninin ortasından alt kısmından tüm uyarıları alıp e, vücuda indiren bir kablo. Bu kablonun içerisinde insanın elini, kolunu oynatan sinirler, bacaklarını oynatan sinirler, yani tüm vücudun hareketini taşıyan sinirler hissiyatını taşıyan sinirler bu kanalın içerisindeki omurilik e, yoluyla hı vücuda hı. iletiliyor. Ve o kadar iyi korunmuş bir kanal. Omurganın arkasındaki kanal e, bazen daralabiliyor. Bu daralma nedenlerinden bir tanesi bel fıtığı. Yani burada eğer patlama olduğu zaman buradaki arkasındaki omurganın arkasındaki bu kanala e, bir bası yapıyor. Orayı daraltabiliyor. Bazen dar kanalın bir, bir nedeni bel fıtığı olabiliyor. Hı hı. Bazen de omurganın etrafındaki kaymalar yani kırıklar, evet. kireçlenmeler bu kanalı yani bu kablonun diyelim hı hı. geçtiği kanalı iyice sağdan soldan önle arkalı daraltabiliyor. Daralınca da bu sefer sinir bası bulguları ortaya çıkıyor. Sinir bası bulguları da aynı bel fıtığına benzer bulgular verebileceği gibi bel fıtığına benzer işte Bel bacak ağrısı veya işte boyundaysa hı. el ve ayaklarda oynama zorluğu, ağrı, uyuşukluk, kuvvetsizlik. Evet. Kimi zaman yolda giderken ayaklarda boşalması ve düşme bu tür şeyleri yapabiliyor. Çünkü hı. o kablodan gelen uyarı vücuda yeterli geçemiyor. Hı hı. Yani elektrik uyarısı yeterli geçemiyor. Yani düşük voltaj diyebiliriz. Yani evet. Kabloyu düşünürsek yet düşük voltaj diyebiliriz. Evet ve biraz da aklıma kısmi felç tabiri geldi. Yani o kolunu e, tam olarak kullanamaması, o kablodan e, yeterli iletinin verilmemesiyle birlikte verimli kullanamaması kolunu, bacağını, diğer uzuvlarını e, dolayısıyla çok sıkıntılı bir rahatsızlık ve fıtıkla karıştırılmaması şimdi daha net anlamış olduk hocam. Peki fıtık e, hastalığı olan bel ve boyun fıtığı problemi olan hastalar hangi branşın doktoruna gitmeli? Ee, aslında e, tüm hekimlerde genel bir konsept var. Hı -hı. Yani e, bel için e, işte tanı koyabilecek veya muayene edebilecek belli bir konsept tüm doktorlara veriliyor ama öncelikle evet. ön plana çıkan bölümler e, fizik tedavi, beyin cerrahisi, ortopedi gibi bölümlerde tabi bu konu üzerine itsaşlanmış e, ve takip eden bölümler. Hı -hı. E, hastalar e, Türkiye'de istedikleri hekime gidebiliyorlar ama dışarıda öncelikle aile hekimleriyle başlıyorlar, tanı konuyor. Ondan sonra fizik tedavi uzmanlarına geliyor. Evet. Onlar bir tanı veya işte derecelendirme yapıp gerekirse kap mektuplarla beyin cerrahisine refer ediyorlar. Hı hı. Ama Türkiye'de bu olay öyle değil. Yani hasta istediği hekime gidiyor. Evet. Hocam dilerseniz bir mola verelim. Molanın ardından devam edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam edecek. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam ediyor. Olay sağlık kaldığı yerden devam ediyor sayın seyirciler. Bel ve boyun fıtığını konuşuyoruz programımızın ikinci yarısında da konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bir telefonumuz var dilerseniz öncelikle onu alalım. Nevzat Durnalı arıyor bizi Ankara'dan. Alo. Alo. Buyurun Nevzat Bey. Ben hocama bir şey soracaktım. Tabii. Ben düştüm. Ben belime vurduydum. O arada doktora gittim. Beş tane fıtık var dedi ördü. küçük biri büyük. Önce sağ bacağımı basamıyordu. Sağ bacağım geçti şimdi. Bu sefer de sol bacağım başladı. Bu sefer ayağımı hiç yürüyemiyorum. Oturduğum yerde kaldım. Kıvırdayamıyorum hiç. Ne yapmam gerekir acaba? Çok geçmiş olsun Nevzat Bey. Buyurun hocam. Nevzat Bey'in öncelikle e, konusunda uzman olan bir fizik tedavi veya e, uzmanı veya bir beyin cerrahi uzmanına başvurması gerekiyor. Hı, hı. E, Beş yerde fıtığı olduğu söylenmiş ama tabii bir insanda beş tane bel omurgası var hı hı. ve onunla birleşen bir kuyruk sokum omurgası var. Beş ayrı noktada lumbosakral bölge dediğimiz bizim bel bacak bölgesine uyarı veren bölgede yaklaşık beş tane fıtık oluşması Mümkün olabilir. Hı hı. Ama kendisinde daha önceki e, fıtığı eğer sağda ise sağda bulgu verir. Şu andaki ağrısının sol tarafta olduğunu söylüyor. Demek ki e, diğer fıtıklardan bir tanesi de bulgu vermeye başlamış. Eğer ki e, bu e, doktor değerlendirimi sonrasında işte ilaç tedavisi mi gerekiyor yoksa fizik tedavi mi gerekiyor? E, tabii buna bir hekimin karar vermesi gerekiyor. Hı hı. Mutlaka hekimin e, önergelerine göre e, gitmesi gerekiyor. Evet. Hocam aslında ilk yarıda aldığımız bir telefon bağlantısıyla izleyicimiz derdini anlattı bize. Dedi ki ameliyat oldum ama ona rağmen hala ağrılarım devam ediyor. Bu gibi şikayetler çok sık oluyor mu? Bunun sebepleri neler? Hastanın tabii ki bu evrelendirme sürecinde son evresinde son evresinde doktora gitmemesi gerekiyor. Çok daha öncesinde evet. önlem alması gerekiyor. Dolayısıyla tedavinin başarı oranı da Düşüş gösterebiliyor son evrede gidildiğinde son teknolojiyi kullansa bile dediniz. Evet. Dolayısıyla bunun dışında peki tanı ve tetkik yöntemlerinin e, hatalı olması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? E, tabii şimdi tanı ve tetkik yöntemlerinin hatalı olması e, biraz daha e, zor ama onu değerlendiren hekimin doğru yorumlaması çok önemli. Evet. E, gerçekten yani bugün e, baktığımızda. Bel ve boyun fıtıkları tedavileri son derece yüz güldürücü. Hı hı. Ee, yani bugün e, küçük açılımlı cerrahiler söz konusu. Yani e, delik yöntemiyle veya küçük yara ile açılan minimal invaziv yöntemlerle e, bel fıtığı ameliyatı e, 15-20 dakikaya kadar e, kısa sürelerde e, yapılabiliyor. Boyun fıtığı da aynı şekilde yarım saat 45 dakika bazında e, ameliyat edilebiliyor. Ve evet. hastalar Ameliyattan 2-3 saat sonra ayağa kalkabiliyor. Ee, aynı gün akşam gezip dolaşabiliyor ve ertesi gün biz genelde bir gün tutmayı, hastanede tutmayı yeğliyoruz. Ertesi gün evine gönderebiliyoruz. Ertesi gün evine gittiği takdirde insanlar artık yarayla uğraşmıyor. Banyolarını yapabiliyorlar. Ee, sosyal e, hayatlarına e, %100 olmasa da %60-70 oranda dönebiliyorlar. Ee, yani bunun dışında eğer ki şikayetleri devam ediyorsa cerrahinin ne kadar yeterli olduğunu bir defa gerçekten sorgulamak gerekiyor. Hı hı. O konuda da e, görüntüleme yöntemlerinin, MR'ın, tomografinin, işte sinir ölçümlerinin belki tekrar edilmesi gerekiyor. E, onlara göre cerrahi e, yeterli düzeyde yapılmış mı, yeterli mi, yeterli değil mi? O öncelikle o eğer ki yeterliyse e tabii e, hasarlı bir siniri biz e, normal hale getiremiyoruz. Hasarlı bir siniri e, hasar veren nedeni ortadan kaldırıyoruz aslında. Hı hı. Ve hasarlı kısmı hastaya bırakıyoruz. Onun vücudu onu tamir etsin diye. Peki hastalar bu e, hasarın düzelmesi için ne yapıyorlar? Evet. O çok önemli. Yani yattan sonra insan eğer ki önceki yanlışlarına e, devam ediyorsa... Hı hı doktorun önerdiği önlemleri almıyorsa bu fıtığın nüksetmesi, tekrar etmesi söz Kaçınılmaz. konusu. Hı -hı. Aynı zamanda ameliyatında başarılı olan bir ameliyatında başarısızlığa doğru gitmesi söz konusu olabilir. Hı -hı. Tekrar ameliyat gerekli olabilir. Yani eski mesela açık cerrahilerdeki fıtığın nüks oranı 100 hastada 40 hastaya kadar çıkarken bugün 100 hastada 3 hastada veya bir hastada nüks olayını yani tekrarlama olayını görüyoruz. Hı hı. Bu cerrahilerin gerçekten küçük yaralardan yapılması, anatomik e, yapının bozulmaması bunlar da çok büyük etken. E, ama bugün e, tüm dünyada e, eski tip cerrahilerin, eski tarz cerrahilerin gene yapıla geldiğini düşünürsek e, minimal invaziv yani küçük açılımlı cerrahilerin hastalar tarafından bence tercih edilmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü küçük açılımlı cerrahi anatomiyi bozmuyor. Artık bunları e, sinirleri e, omurgayı daha iyi görüntüleyebilecek işte mikroskoplarımız var luklarımız var. Bunlarla ameliyatlar yapılıyor. Hı hı. Ve daha küçük yaralardan daha iyi e, sonuçlar alabiliyoruz. Dolayısıyla yara iyileşmesi kolaylaşıyor. Kanama ihtimali düşüyor. Evet. Enfeksiyon oranımız düşüyor. Hastanın ee, tabii bunu ameliyata karar verdiği zaman e, kendi karar verdiği doktorla bunu ayrıntılı konuşması gerekiyor bence. Hı hı. Cerrahi operasyon için biraz daha detaylı konuşmak istiyorum hocam ben. E, o diskin balonlaşmasını e, nasıl tedavi ediyorsunuz? O disk yerinden tamamen tamamen evet. alınmıyor. Şimdi sanıyorum e, ki eski konsepte e, bu diskin. Yani biz e, astanın e, ilk kısımlarında konuşulan şey diskin ne kadarını çıkarttın, ne kadar disk çıkarttın, çok çıkarttın mı? Yani hı hı. ama onların biz e, gerekli yapılar olduğunu unuturduk genelde. Hı hı. Yani onlar bir amortisör bir arabanın dört tane amortisörü varsa bir tanesini söktüğünüzü düşünün. Evet. Yamuk gidecektir. Evet, evet. Ve daha sonra o tampon yani omurgalar arasındaki tampon fonksiyonunu Bizim ortadan kaldırmamız gibi bir lüksümüz olmadığını fark etmeye başladı dünya. Ee, yeni konseptte de diskin tamamını almak diye bir şey yok. Hı hı. Kesinlikle. Sinire bası yapan kısım neresidir? Mümkün olduğunca o e, balonun bir noktasından daha küçük bir yerden nasıl girebilirim? Çıkan kısım dışında diske nasıl zarar vermem? Diski nasıl eski haline döndürebilirim? Bunlar konuşulmaya başlandı. Yani dolayısıyla diskin biz tamamını almıyoruz. Evet. Diskin patlayan kısmını alıyoruz. Aldıktan sonra belli bir süreç sonra o patlayan kısım kendisini kapatabildiği gibi bazen kabarıklaşmada bizim açtığımız yara da küçük bir yara olursa kendisini kapatabiliyor Hı. ve disk eski anatomik konumuna Yüzde yüz olması da yüzde seksen, yüzde doksan dönebiliyor. Evet. Dolayısıyla e, omurga arasındaki tampon vazifesi gören o güzel yapıyı biz harap etmemiş oluyoruz. Hı hı. Orjinalini korumuş, Orijinalini korumuş oluyoruz. Evet. E, yani yeni anatomik konsept, e, yeni cerrahi konseptlerde anatominin korunması birinci planda. Hı hı. Peki hocam ameliyatın süresini sormak istiyorum ben. Ne kadar sürüyor? Riskli bir ameliyat mı? Felç kalma olasılığı var mı? aç kalma da. olasılığı kesinlikle var. Hı hı. Çünkü e, ne, e, bu bir ameliyat. E, ameliyatın komplikasyonları arasında işte sinirsel e, hasarın ilerlemesi, orada kanama olması, işte e, sinirin şişmesi e, gibi bir sürü e, negatif faktörü olduğu gibi biz pozitiflerini görmeye çalışacağız. Hı hı. E, cerrahi süresi ne kadar? Cerrahi süresi hekimin İyi yaptığı süre kadar. Yani ben kendi cerrahi sürem olaraktan 10 ya 15 dakika ortalama süre veriyorum. Ama başka bir hekim bunu ben daha güvenli olaraktan işte hızlı çalışamıyorum. İki saatte de bitiyor bitiriyorum diyebilir. Kimse onu yargılayamaz. Hı hı. Yani önemli olan ameliyatın sonunda aldığınız sonuç. Evet. Yani ama ortalama yaklaşık 1-1,5 e, bir, bir saat arasında bir bel fıtığı ameliyatı tamamlanabilmekte. Hı hı. Peki kimler için kesinlikle ameliyatı öneriyorsunuz? Şimdi birazdan ameliyat dışı tedavi yöntemlerini de konuşacağız. Evet. Ameliyatın e, söz konusu olmadığı hastalar da mutlaka var. Evet. E, i̇lk evre olabilir ya da ameliyat sonrasında fizik tedavi öneriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi onları konuşalım. Kimler ameliyat olmak zorunda hocam? kimler ameliyat olmak zorunda ee, şimdi Amerika'daki standart günlük aktivitesinin yüzde 60'ını kaybeden insanları cerrahi aday olarak gösteriyorlar hı hı. ama e, tabii bu e, ülke ülke e, toplumun yaklaşımına göre kesinlikle değişiyor evet. ama e, beyin cerrahisi uzman olaraktan benim önerdiğim şey şu Eğer ki bir sene içerisinde dört kere fıtığınız var ve tespit edilmişse hı hı. radyolojik olarak tespit edilmişse bir sene içerisinde dört kere hatanız oluyorsa ve sizi bu 15-20 gün yatırıyorsa. Ayağınızda kuvvetsizlik başlamışsa bu birinci faktör. Uyuşukluk oluyorsa. Bir de yaş faktörü tabii. Genç insanın önünde uzun bir ömür var. Yaşlı insanların önünde beklenen kadar yok diye kabul edersek genç insanların sosyal aktiviteye, sosyal hayata dönmek için bunların hepsini değerlendirip hekimin de görüşünü alıp e, cerrahiye karar vermesini öneriyorum. Hı hı. E, peki hocam hastanın iyileşme süresini de konuşalım dilerseniz bu konuyla ilgili son olarak. E, ne kadar sürede iyileşmesi gerekiyor? Hastanede yatması şart mı ya da hast evine direkt gönderebiliyor musunuz? Bir günden sonrası e, evinde dinlenebilir dediniz az önce. Evet. Bu o yöntem için mi geçerli sadece yoksa diğer cerrahi yöntemler için de Aynı uygulama söz konusu mu? Şimdi tabii e, cerrahinin hastanın e, aynı gün evine gönderen e, göndermesini öneren e, hekimler var, yapanlar da var. Ama e, düşünün ki e, bunun anestezi'nin e, tipi çok önemli. Hı hı. Bazen biz epidural anesteziyle yani belden iğne yaparak lokal olaraktan belden aşağısını uyuşturup da ameliyat yapabiliyoruz. Bazen evet. uyumasını tercih ediyoruz. Ben e, hastanın uyumasını tercih eden hekimlerdenim ama e, lokal uyuşturup da bu ameliyat yapan hekim arkadaşlar da var. <laughs> e, gene de ameliyattan sonra bir sürü e, problem çıkabileceğini farz edersek bir gün hastanın hastanede kalmasından bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum. <laughs> e, ben bir gün bırakıyorum. Yani çünkü e, anestezinin yani sadece cerrahinin e, negatifleri değil anestezinin de negatifleri olabiliyor. Hı hı. Ve biz onları eğer hasta bizden uzak oldu, e, olursa biz onları bazen e, önleyemeyebiliyoruz. Evet e, ve ameliyat sonrası hastanın yapması gerekenleri de konuşalım. Siz e, beyin cerrahisi uzmanı olarak neler söylüyorsunuz hastalarınızda? Ameliyattan sonra yük kaldırmak olabilir, belki ters bir hareket olabilir, belki evet. aynı olarak bazı spor dallarına başlanmaması ile ilgili e, direktifler veriyor olabilirsiniz. Neler söylersiniz? Ben ameliyattan sonra hastalara ilk bir hafta özellikle çok kendilerini yormamalarını istiyorum. Orada az önce bahsetmiştim. Bir balon gibi bir yapı var hı hı. ve biz orayı açtık, tamir ettik, temizledik. Ama o oradaki o delik orada hala yani orada duruyor. Orada bir dokunun oluşması gerekiyor. Öncelikle o dokuyla o deliğin, diskin patladığı yerin kapanması gerekiyor. İkincisi Adele ve cilt dokusunda da küçük de olsa bir kesi yapıyorsunuz. Hı hı. Orasının da bir iyileşmesi için, enfekte olmaması için hastanın terlememesi, işte kendisine dikkat etmesi, travmadan korunması gerekiyor. Travmadan korunabileceği en iyi konum insan dinlenmesidir. Ee, tabii biz e, bazen e, bazı arkadaşlar şov yapmak amaçlı. Tamam bugün sen ameliyat oldun, yarın arabaya binebilirsin. Binebilir. Ama Türkiye'deki yolda giden, arabayla giden bir insanın o kadar kasistlerden e, bozuk yoldan giderken e, hoplaması zıplamasını düşünün ki yani o diske tekrar tekrar tekme atmakla eşdeğer bir travma olacaktır. Hı hı. O fıtığın tekrar etmesine neden olacaktır. Zaten fıtığın en erken tekrar ettiği, en çok tekrar ettiği dönem ilk bir aylık dönemdir. Evet. Hocam bir telefonumuz daha var. Dilerseniz onu alalım. Kudret Akmen bizi arıyor. Alo. Alo. Buyurun. Ee, ...iyi günler, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Eskişehir'den Yeşil Bursamıza selamlar, sevgiler. Bizden de Eskişehir'e selamlar. Çok sağ olun. Yavrum ben 88 yaşındayım. Benim boynumda servikal bölge yanlış söylemiyorsam bir daralma var. Bu da zaman geliyor ellerimde uyuşmalar oluyor, parmaklarım çok ağrı veriyor. Gece uykudan uyandıracak kadar ne yapabilirim? Çok geçmiş olsun Kudret çok, Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocamızdan cevabını alacağız. Buyurun hocam. Kudret Hanım önceki geçmiş olsun diyorum. Yalnız Kudret teyzenin Tabii biz ameliyatları yaparken hastanın yaş faktörü işte şeker hastalığı, tansiyonu vesaire işte diğer negatif faktörlerin anestezide yol açabileceği travmaları da Göz önünde bulundurmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Kudret teyze 88 yaşında, ee, yaşı az değil. Evet. Tabii cerrahi riski, anestezi riski de fazla olacaktır. Eğer ki cerrahi gerekiyorsa, tabii çok zor durumda kaldığımızda, biz bazen e, bu yaşlarda da cerrahi tedaviye e, sıcak bakıyoruz ama mümkün olduğunca da uzak duruyoruz. Eğer kendisini değerlendiren bir hekim arkadaş varsa bunun cerrahi dışında veya cerrahiye gerçekten o kadar e, gerekli olmadığına karar verirse hı hı. bazı e, medikal tedaviler işte rehabilitasyon yöntemleri e, var. E, kudret teyzeyi mutlu edebilecek. Evet. E, hocam son olarak fizik tedaviden bahsedelim. Fizik tedavinin bel ve boyun fıtığındaki etkisini konuşalım dilerseniz. Kesinlikle etkili. Yani hı hı. öncelikle tabii onların da Esas aldıkları şey o diskin şişkinliğinin e, sinirde verdiği yaptığı enflamasyon yani şişme etkisini ortadan kaldırmak işte hı hı. omurga kaslarının ön ve arka kasların güçlendirmesini sağlamak açısından tabii ki çok büyük katkıları var yani ama bir nokta geliyor ki yani e, sinirin artık iyice ezildiği e, sinir kanlanmasının bozulduğu hı hı. E, dönem o dönemde fizik tedavinin bir etkinliği kalmıyor. Hı hı. O dönemde e, zaten fizik tedavi uzmanı arkadaşlar eee direkt olaraktan cerrahiye yönlendiriyorlar. Evet. Peki e, ameliyat sonrasında yine fizik tedaviye öneriyor musunuz? Kesinlikle öneriyorum. Yani bu her hasta için geçerli da, mi hocam? Bu her hasta için geçerli değil. Hı hı. Ameliyattan sonra eğer ki e, gene ağırlı e, ağırlığı e, şeysi varsa, dönemi varsa hastanın. E, bel ve karın kasları zayıfsa yani fizik evet. tedaviyi yönlendirdiğimiz gibi Yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra özellikle e, spor yapmalarına, yüzmeye e, yönlendiriyoruz. Hı hı. Hocam bize bugün çok güzel bilgiler verdiniz. Evet. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar. Hafta başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şalthep Hastanesi olay sağlık programını sundu.